Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu arkadaşla beraberiz. Sarıyer'in güzel bir noktasında çekime geldik. Ufak ufak başlayalım. Küçük bir temizlik yaptık, hava biraz kötü de olsa. Biraz kirliydi. Bu açıyla da aslında devam edebilirim. Kadra çok güzel. Evet, Citroen Ami %100 elektrikle beraberiz. İçini, dışını, bütün detaylarını kısaca göstereyim. Biz bunu alırken birçok şeyini bilmiyorduk. Hem alan insanlar için de, alacak insanlar için de ufak bir rehber olmuş olur. Önce içinden başlayalım. Şöyle bir koltuğu var. Buraları yumuşaklığı fena değil. Bu koltuk sabit. Bu koltuk ileri geri oynuyor. Arkasında da ufak bir alanı var. Burada bir ufak bavul gözü var. Burada çanta atacak bir yeri var. Telefon tutucusu var. Dörtlüsü fanı. Şu tuşu da biraz, bu normal fan, bu biraz daha sıcak fan anlamında ama sadece şu önden ılık bir hava veriyor. Ve direksiyonu, kuru bir direksiyonu var. Giderken çok hafif, gayet güzel. Durduğu yerde biraz hafif. Buradan sıcak suyu konuyor. Bu tarz direkt şaselerinin göründüğü, cam tavanın ve perdesi, manuel bir perdesi var. Tavanı açılmıyor, direkt cam. Birçok modelde farklı renklerle geliyor şu plastik parçalar. Bunda böyle yeşil renkte, bazen turuncu vesaire. Kapı tutamacı var. Bu kapı şuradan açılıyor. Açma aparatı orada. Burada böyle fileleri var ama çok bir şey koymaya müsait değil. Sarkma yapacaktır. Bu kapısı bu yönde şöyle açılıyor. Burada camları şöyle bir kere kilitten çıkardıktan sonra yukarı katlanacak şekilde açılıyor. Biraz kilidi sert. Şöyle tekerle yaparken zorlanabiliyor insan. Yine direksiyon kısmı, şoför kısmından devam edelim. Bu kapı da bu tarafa açılıyor. Ters. Suicide door. Burada P'sinin yerine direkt N, D ileri, R geri şeklinde. Şimdi bu koltuk ileri geri oynayabiliyor. Kemerlerimiz var. Arkada bir cam rezidansı yok. Biraz bu yapabiliyor. Buradan silecek sinyal, su sıkma ön cama. Onlar mevcut. Başka da pek bir şey yok. Direksiyon kilidi var. Bu kapı tutamacımız. Bu tarafın kapısı bu taraftan açılıyor. O tarafınki arkadan açılıyor. Kapılar ters olduğu için. Camlar aynı. Aynalar, kilit mekanizmaları, kapılar hepsi manuel. Direkt açmak gerekiyor. Merkezi kilidi yok. Anahtarı var. Birisi kapılar için, birisi kontak için. Direkt buradan şu şekilde kilitlediğimiz zaman kilitlenmiş oluyor. İki tarafı da ayrı ayrı kilitlemek istiyor. Tek seferde merkezi kilidi olmadığı için kilitlemiyor. Bu da kontak anahtarı. Kısaca kontağını da göstereyim. Şöyle taktık. Farlarımız yandı. Hazırız. Menzil 75 km menzili var, onlardan bahsedeyim. Yaklaşık 3 saatte full doluyor. Yani sıfıra yakınsa, sıfır hiç olmuyor zaten de, 10 km civarıysa 3 saat. İşte 20 km ise 2 saat civarında doluyor. Şöyle kontağı bir kere çevirdiğimiz zaman dıt diyor ve hareketi hazır demek oluyor. Tuşuna bastığımız zaman hemen buradan ileri ya da geri E-freni indirdiğimiz zaman gidiyor. E-freni çekip N tuşuna bastığımız zaman kontağımızda kapattığımızda kapanıyor her şeyimiz. Kısaca şeyini de göstereyim. Şarj kısmını hızlıca. Bu tarafta sadece şarj portumuz var. Yani port dediğim kablosu. Direkt buradan biraz bazen güç çıkabiliyor. Bu şekilde 220 evinizden ya da işte herhangi bir prizden dediğim saat aralığında doluyor. Dışarıdan detaylarına gelecek olursak, Brillantis isminde bir lastiği var. Baum'un modeli var. Bunlar 14 olması lazım. Tekrar bakayım. 155-65-14 olarak. Dördü de önler disk, ön çeker, arkalar kampana, teneke jant olarak geliyor. Değiştirenler vesaire doluyor. 4 pijon diye biliyorum. Birçok model uyabiliyor. Az ağırlıklı plastik bir gövdesi var. İçindeki şasesi metal.
birçok alanı şey zaten önü arkası bir, her yeri plastik, önde far olan yer arkada stop oluyor. Şöyle kısaca arkasını da göstereyim. Şöyle de bir arkamız bu şekilde. Davlum bazlarının bir yalıtımı olmaması, biraz taş atma durumu, taşlı bir yolda eksi olarak söyleyebileceklerim. Başka eksi olarak biraz yalıtım eksi diyebilirim. Biraz kışın içi soğuk oluyor diyebilirim. Fanı çok yeterli değil o konuda. Ama birçok açıdan işlevsel. Yakıt konusunda 15 lira civarına doluyor. 75 km civarı yol yapıyor. Hadi 70 diyelim. Ekonomi açısından çok iyi. Park sorunu açısından da birçok arabaya göre rahat. Yani zaten boyutları 2,5 metre ya 1,5 metre gibi bir şey olması lazım. 470 kilo, 500 kilo civarı bir kilosu var. Onun için de daha ekonomik. Şu an 0 390 bin TL, hatta kredi, 0 faiz kredisi vesaire varmış şu an. 2023 sonu, şu an işte 30 Aralık. Yani bu fiyat bandında çok fazla da bir model bir şey yok aslında. O açıdan hem Citroen, yani diğer emsal işte RKS'dir, Aurora'dır, o tarz modeller var ama bu tarz Citroen gibi daha iyi bir marka anlamında, daha Avrupa'yı bir açıdan yok ne yazık ki. Belki ileride daha güzel şeyler de çıkabilir tabii. Fiyat performans açısından mantıklı. İşte dediğim gibi birkaç tane daha güzel olabileceği durumları, yalıtımı, işte davlum bazlarının biraz daha izole olabilmesi gibi durumları güzel olurdu. Ama güzel camların manuel oluşu mesela rahatsız etmiyor. Direksiyonun kuru olması rahatsız etmiyor. Hızı 45 km bazen yetersiz kalabiliyor ama yakın mesafe aracı zaten. Hani çarşı, pazar o tarz ihtiyaçlar için alınabilir. O tarz ihtiyaçlar için de 45 km yeterli olacaktır. Aynı ayarı biraz bu tarafta zor olabiliyor. Ama ayarladıktan sonra da fena olmuyor aslında. Arkadaşlar, kısaca bahsetmek istedim. Hani biz alırken bilmediğimiz konular vardı. Onları da hani insanlar alırken rahat olsun diye bu videoyu yapmış bulunuyorum. Eğer ki bir sorunuz olursa da yorumlara beklerim. Abone olup da beğenmeyi de unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seneler.